fx x kare artı x eksi 6 bölü x eksi 2 olarak verilmiş. x 2'ye yaklaşırken fx'in limitini bulacağız. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda, işe f2'nin f2'nin ne olduğunu bularak başlayabilirsiniz. Bu tanımlı olsa bile size her zaman limiti vermeyecektir. Ama soruyu çözmeye bu şekilde başlamak son derece mantıklı bir hareket. Hatta bu sayede sonucun ne olacağı hakkında belki bir ipucu bile elde edebilirsiniz. O halde x yerine 2 koyalım ve ne olacak görelim. Payda 2'nin karesi artı 2 eksi 6 yani 4 artı 2 eksi 6 6 eksi 6'dan 0 elde ettik paydada da 2 eksi 2 yani 0 var. Gördüğünüz gibi fonksiyon x eşittir 2 noktasında tanımlı değil. Yazalım. f tanımlı değil. Kolaymış değil mi? Az önce de söylediğim gibi eğer buradan bir sonuç elde etmiş olsaydık, bir sonuç çıkarmış olsaydık, yani bu sürekli bir fonksiyon olsaydı, limit fonksiyonun o noktadaki değeri olurdu. Ama burada fonksiyonun bu noktada tanımlı olmadığını gördük. Şimdi gelin bunu sadeleştirmeye çalışalım ve sonra da grafiğini çizelim. Evet, paydaki bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz, öyle değil mi? Cebirde, cebir dersinde gördüklerinizi hatırlayın. Çarpımları eksi 6, toplamları da 1 olan 2 sayı bulmamız gerekiyor. 2 sayıya ihtiyacımız var. Evet, 3 ve eksi 2 işimizi görür. Yazalım. x artı 3 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2. Şimdi, x'in 2 olmadığı, x'in 2 olmadığı her durumda bunlar birbirini götürür ve geriye x artı 3 kalır. Tekrar ediyorum, x 2'ye eşit olmadığı sürece, x 2'ye eşit olursa payda 0 olur ve x 2'ye eşit olursa ne olur? 2 eksi 2 0 olur, ifade tanımsız olur. Evet, neymiş? x 2'ye eşit olmadığı sürece bu x artı 3'e eşit olacak. Evet, renk değiştirelim f x'i, f x'i başka bir şekilde yazıyorum. Evet, f x, x artı 3 olacak, x 2'ye eşit olmadığı sürece. Ve x 2'ye eşitken de ne dedik? Tanımsız olacak. Evet, artık f x'i çizmek çok daha kolay, öyle değil mi? Hadi bakalım dedik ve pek de düz bir çizgi olmadı. Evet, bu daha iyi y eşittir fx. Bu da x ekseni. fx eşittir x artı 3'tü. 1, 2, 3. y ekseni kesim noktası 3, eğim ise 1. İki dışındaki bütün x değerleri için de tanımlı olduğunu unutmayacağız. Bir x eşittir 1, x eşittir 2. Evet, x 2 iken tanımsız olacak buraya tanımsız olduğunu gösterebilmek için, göstermek için içi boş bir nokta koyuyorum. Ve işte karşınızda fx. Şimdi grafiğe bakarak, grafiğe bakarak soruya cevap vermeye çalışalım. x 2'ye yaklaşırken fx'in limiti nedir? Grafik üzerinde x'in 2'den küçük değerleri için burası x eşittir 2. Örneğin 1,7 için f(x)'in değeri bu. 1,9 desek burası yani x 2'ye yaklaştıkça f(x)'in değeri de f(x)'in değeri de burada bir yere yaklaşıyor. Aynı şekilde öteki taraftan baktığımızda da yani x'in 2'den büyük değerleri için mesela 2,5 için f(x)'in değeri burada bir yerde. Ve 2'ye yaklaşmaya devam ettikçe f(x)'in değeri yine buna yaklaşacak. Başka bir şekilde anlatmam gerekirse, bu doğru üzerinde negatif yöne doğru hareket edersek bu değere, pozitif yönde hareket ettiğimizde ise yine aynı değere yaklaşıyoruz. Ve bu değer x2 iken x artı 3'ün olacağı değere eşit. Kısacası buradaki değer 5. Evet, grafik üzerinde eğimi 1, y ekseni kesim noktası 3 olan bir doğru çizdik ve buradaki değerin 5 olduğunu bulduk. Aynı şeyi sayısal olarak da yapabiliriz. Bunun için fonksiyonun orijinal tanımıyla birebir aynı olan bu tanımı kullanıp, 2'ye çok yakın değerler seçmemiz gerekiyor. Mesela 1 virgül, 1 virgül 9 9, 9, 9, 9, artı 3, 5'e çok ama çok yakın bir sayıdır. Buraya daha çok 9 koyarsam 5'e daha çok yaklaşmış oluruz. 2'ye bir de diğer taraftan yaklaşalım. O zaman da bakın, bu sefer 5'ten çok ama çok az büyük ama yine de 5'e çok yakın bir değer elde ettik. 2'ye yaklaştıkça 5'e yaklaşmış oluyoruz. İster sayısal olarak ister grafik üzerinde düşünün, limitin 5 olacağını söyleyebiliriz. Söyledik.